Şimdi eğer müsaade ederseniz bu Türk Silahlı Kuvvetleri'nin subay ve assubay yetiştiren harp okullarıyla assubay yüksek okullarına giriş şartları arasında bulunan irticai ve bölücü görüşleri benimsememiş veya bu faaliyetlere karışmamış olmak hükmünün kaldırılması, bu hükmün kaldırılmasıyla yerine harp okullarına giriş için terör örgütlerine veya milli güvenliğe karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen gruplara üyelik, iltisak ya da irtibatı bulunmamak şartı getirilmesi meselesine, tartışmasına değinelim. Şimdi CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay, irticaya yeşil ışık dedi, yeni cemaatlere kapı açar dedi bu düzenleme. Şimdi hakikaten öyle mi değil mi? Buradan başlayalım. Melik, bir defa bu böyle bir şey niye yapıldı? Şöyle, şunun için. Şimdi mevcut durumda diyor ki işte giriş koşulları, harp okulları yönetmeliğinin giriş koşulları başlığını taşıyan 44. madde. Ne evet. yer alıyor orada? Diyor ki tutum ve davranışları, az önce okudun, tutum ve davranışları ile yasa dışı, siyasi, yıkıcı, irticai, bölücü, ideolojik görüşleri benimsememiş, bu gibi faaliyetlerde bulunmamış veya bu gibi faaliyetlere karışmamış olması şartı. Çok çok subjektif. Yani Türk Ceza Kanunu'nda suç olarak düzenlenmemiş muğlak bir ifade. Saçma sapan bir ifade. Niye saçma sapan bir ifade? Çünkü eğer bu olsaydı FETÖ Türk Silahlı Kuvvetleri'ne kontrolünü ele geçirdi. 15 Temmuz'da kaç tane, 60 küsür tane general çıktı FETÖ'cü. Niye? Buna bakarak işte subay, az subayların babasının çember sakalına, işte annesinin başörtüsüne, onun içki içip içmediği gibi şekli ve yine söyleyeceğim, beni bağışlayın, saçma sapan şeylerle uğraştıkları için FETÖ ele geçirdi. Niye? Çünkü FETÖ özellikle kendini gizleme konusunda çok mahir. Yani takiye konusunda 10 numara çalıştılar. En işte FETÖ'cüsü işte dedi ki, ya Kemalist görünsem ben... FETÖ diye bakma zaten. FETÖ'nün artık Türkiye sınırları içinde böyle bir şey tabii, kalmadı. Tabii tabii, hayır, geçmişi... Yeni cemaat ve tarikatlar girerse... Onu söyleyeceğim, olacak. Geleceğim oraya. Yani geçmişteki hatayı ya dikkat çekme açısından sevgili Hande. Yani o böyle takke yaparak gizlediler. Niye bu madde? Bu madde ne diyor? İrticai faaliyet. Ya irticai faaliyet de yani nedir? Somut olan nedir Allah aşkına? Yani... ya yüksek müsaadenle bir daha okuyayım ya. Tutum ve davranışları ile yasa dışı, siyasi, yıkıcı, irtiçai, bölücü, ideolojik görüşleri benimsememiş. Euzubillah. Buyur buradan yak. Ne bu? Ne bu? Ya içki içmiyorsa irticacı. Öyle mi? Yani ya ne ya bu, yani şimdi, bence değil de yani bunu nereden çıkardın bilmiyorum. Böyle bakma. Ama olur mu? Bir sürü adam şeyden işte namaz kıldığı için, oruç tuttuğu için ordudan atıldı ama FETÖ'cüler kaldı. Sırf bu şekli şeyden dolayı. Yani biz neye istinaden bakacağız? Ama yeni durumda somut tanım var. Çok somut tanım diyor. O zaman bir takım tarikat ve cemaatler terör örgütü sıfatı kazanmak zorunda ya da milli güvenliğe karşı faaliyette bulunduğuna karar verilmesi lazım. İleride bir acayip bir örgüte dönüşebilir diye. Ya elbette ona ilişkin bir tedbir var zaten. Bakın. Giriş koşulları başlığını taşıyan 30. maddenin 1. fıkrasının G bendinde ne hale geldi? Cezaları ertelenmiş. Seçenek yaptırımlardan birisine çevrilmiş. Genel ya da özel af kanunları kapsamına girmiş. Zaman aşımına uğramış veya haklarında hükmün açıklamasını geri bırakmasına karar vermiş olsa dahi. Bakın ne kadar somut. Devletin egemenlik alametlerine ve organlarının saygınlığa karşı suçlar tek tek sayılıyor. Devletin güvenliğine karşı suçlar. Az önce dediniz ya, işte o, eğer irtica arayacaksak, o anlamda kayıt şifşi arayacaksak burada var. Devletin güvenliğine karşı suçlar. Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar. Milli savunmaya karşı suçlar. Devlet sırlarına karşı suçlar, casusluk suçu, kamu güvenine karşı işlenen suçlar, bu böyle gidiyor. Böyle gidiyor. Şimdi çok net bir hale getirdi. Çünkü ceza, Türk Ceza Kanunu böyledir. Yani Melik Yiğiter, şimdi mesela diyelim ki Ali Haydar Fırat dedi ki, Melik Yiğiter
potansiyel bir katildir. Bunu nasıl ispatlayacak? Rica ederim. Beni sevmiyor ve böyle bir şey dedi. Yani peki, böyle saçma bir şey olur mu? Ya bu adam irtica neye göre? Hakkında kovuşturma yok, soruşturma yok, suç yok, erteleme yok. Burada diyor ki bunlar olacak, bunlar. Yani bir örnek daha sevgili Hande. Mesela diyelim ki Melik Yiğiter harp okuluna girecek. Şimdi Melik Yiğiter'in bağlantılarına bakılacak. GBD'sine bakılacak. Bu adam ne yapmış, ne etmiş bakılacak. Eğer suç teşkil eden ya da milli güvenliği teşkil eden bir sorun varsa sana güle güle diyecek. Ama öbür türlü çok soyut. Gerçekten çok soyut ya davranışlarıyla. Mesela yani hakikaten çok soyut ve Türk Silahlı Kuvvetleri bundan çok çekti. O yüzden Sayın Engin Altay'ın söylediği şey, ben basın toplantısına baktım. Bu kaldırıldı. Yeni cemaatlere yol açtı. Bu kaldırıldı da yerine getirileni de söyle o zaman. Bak ben sayıyorum. Yerine ne getirdiğini tek tek sayıyorum. Yani eğer değerlendireceksen bu kaldırıldı, bu getirildi. Ha yetersiz dersin, tartışırız. Bu kaldırıldı. Türk Silahlı Kuvvetleri önüne gelen girecek mi? Hayır, bilakis giremeyecek. Çember öyle daraltılmış ki. Yani saymadım ben, sadece 5 tanesini saydım. Öyle gidiyor. Baya peki, gidiyor. Peki Melik, bir saniye. Tamam, bir saniye. Ali Aydar Fırat, çember daraldı ve netleştirildi mi? Katılır mısın? Bunun ben sadece bir hukuk metninin daraltılması ve netleştirilmesi olarak bakmıyorum. Birincisi, ben zamanlamanın manidar olduğunu düşünüyorum. Yani İstanbul Sözleşmesi'nin kaldırılması Cumhurbaşkanı kararıyla ve sonrasında benzer bir sürecin bu irticai faaliyet olarak tanımlanan. Şunu söyleyebilirsiniz, hani bu daha net bir tanıma kavuşturabilir vesaire falan, ama şunu biliyoruz, yani bu bir siyasal talebin ben bir yansıması olduğunu düşünüyorum. Yani hükümetin bir metnin bu kapsamı çok geniş, biz bu kapsamı daraltalım. Ya bunu Türkiye'deki sayısız madde için söyleyebilirsiniz. Yani bugün dünya kadar insan düşünce ve ifade özgürlüğünden dolayı öyle ya da böyle cezaevinde, ama kimse buna ilişkin herhangi bir düzenleme yapmıyor. Ali Fırat, daha açık soracak olursam, hem İstanbul Sözleşmesi hem bu düzenlemede bir takım cemaatlerin talepleri doğrultusunda mı böyle adımlar atıldı demek istiyorum? Ben öyle olduğunu düşünüyorum. Türkiye'de maalesef AK Parti'nin kendi kurulduğu süreçten ayrı olarak bu süreçte giderek daralan, giderek marjinalleşen ve biraz da rasyonaliteden kopan bir siyaset izlediğini düşünüyorum. Dar bir çerçeveye kendisini hapsettiğini düşünüyorum. O yüzden İstanbul Sözleşmesi gibi bir metnin Cumhurbaşkanlık kararıyla kaldırılıyor. Ya da işte bu subay yetiştiren okullara ilişkin olarak böyle bir düzenleme getiriliyor. Şimdi şunu yaşamamış olsak anlaşılabilir bir şey. Yani Türkiye bir FETÖ darbe girişimi, böyle bir deneyimi olmasa, böyle bir süreç yaşamasa, ki biz bu sürecin daha önce farklı insanlar tarafından, sivil, asker, gazeteci, aydınlar tarafından uyarıldığını ama bunların da çok da fazla dikkate almadığını da biliyoruz. Şunu da biliyoruz, yani tarikat ve cemaat dediğiniz şey aslında bir ilişki sermayesidir. Neyi kastediyorum? Yani bu yapılar sürekli daha fazla talepte bulunurlar. Daha fazla alan isterler. Aynı imkanları buldukları zaman medyaya da sahip olurlar. Aynı imkanları buldukları zaman orduda da örgütlenirler. Aynı imkanları buldukları zaman da kendi eğitim kurumlarını açarlar. Kendi sermayesini yaratırlar vesaire vesaire. Dolayısıyla Türkiye'nin bir bütün olarak, eğer mesele sadece FETÖ ile mücadele değildi aslında Türkiye'nin temel meselesi. Evet, o çok önemli bir başlık, çok hayati bir konu. Ama bunun da ötesinde Türkiye'nin laik ve seküler alanın gerçek anlamda, evet, özgürlükçü bir havada, bir atmosferde oluşması talep edilebilir ya da bu dile getirilebilir. Ama bunun da ötesinde şöyle bir şey var. İktidar tarikat ve cemaat ilişkilerini bu dönem yoğun bir biçimde kullanıyor. Şunu görmüş olabilir. Kendi tabanında ciddi bir kayma olduğunu görmüş olabilir ya da başka bir neden. Ama gerekçesi ne olursa olsun, hem İstanbul Sözleşmesi arkasından bu askeri okullara giriş koşullarının değiştirilmesi bana çok sadece bir metnin yorumlanma biçiminin, bir metnin daraltılma biçimi olarak gelmiyor. Maalesef özellikle de iktidar ve haklı olarak kendisine yönelik bir darbe girişiminden bahsediyor. Doğru. Peki bu darbe girişimini hazırlayan koşullara yönelik olarak sizin daha farklı bir yaklaşım içinde olmanız gerekmez miydi?
Yani kim şunu garanti edebilir? Yarın başka bir isimle, başka bir tarikatın aynı alanları kullanıp, aynı örgütlenme stratejilerini geliştirip, Türkiye'de benzer bir süreci tekrardan işletilip işletilmeyecek konusunda kim Türkiye Cumhuriyeti'nin herhangi bir yurttaşına garanti verebilir? O yüzden ben bütün bu sürecin maalesef Türkiye açısından çok olumsuz ve kötü bir süreç olduğunu düşünüyorum. Sevgili Ali Aydar, öbürü daha tehlikeli. Allah aşkına öbürü tanımsız bir tanım ya. Tanımsız bir tanım, tanımsız. Yani şu da ama son metindeki bu davranışıyla irticai bölücü ideoloji görüşleri benimsemiş. Ya bu ne demek yani? Tutum ve davranışları ile. Ya bu tanımsız bir tanım. Bunun tanımı yok. Diğerinde genişletiliyor ve tanımlanıyor. Yani ben yarısında bıraktım. Bu gidiyor bitmiyor ki. Melik Ali Haydar'ın o eleştirisi var ya. Bu şimdi yani şucular bucular neyse. X cemaati, X tarikatı belli bakanlıklarda hep örgütlendikleri iddia edilen... Bunların Türk Silahlı Kuvvetleri'ne girmesinin önünde bir engel var mı yok mu? Ya şöyle yani şu anda... Çok açık. Yok çok açık söylüyorum. Burada hani baktığımızda işte milli güvenliği tehdit, ondan sonra anayasal düzene karşı suç, birçok şey tanımlanmış bitmedi. Diyor ki hakkında... Soruma yanıt vermedi. Veriyorum şu anda veriyorum. İdari soruşturma veya kovuşturma... varsa hakkında yani şimdi bir adamın bir cemaate mensup olup olmadığını nasıl bileceksiniz? İstihbaratınızla bileceksiniz. Öyle mi? Yani dolayısıyla bu işin istihbarat boyutu yapılıyor mu? Yapıldığını düşünüyorum. Öbür türlü de eğer bu ilişkisinden dolayı zaten bir soruşturma, bir kovuşturma varsa, neticelenmiş ya da ertelenmiş bir hüküm varsa zaten giremez. Ama diğerinde daha kolay, diğerinde... Ya takiyeyle giriyorlar. Bak FETÖ örneğini göster. Peki tamam. Peki bir dakika bekletiyorum. Buradaki ne diyorsunuz? Handan Hanım şöyle bir sorun var. Yani bu buradaki hassasiyet Türkiye'de tarihsel olarak ta Mustafa Kemal'in hassasiyetinden başlayarak yani kardeşim siyaset yapacaksanız üniformanızı çıkarın hassasiyetinden başlayarak Türkiye'de eğitime, eyvallah, dinsel alana, işte askeriyeye bu tür alanlarda daha kamusal ve daha da stratejik olan alanlarda herhangi bir siyasetin girmemesine yönelikti. Ama şunu biliyoruz, yani herhangi bir tarikata, cemaate alan açtığınız andan itibaren o sonra başkalaşıyor. Yani siz bugün çok kendi halinde, efendim sadece dini ritüellerle bir takım ilişkiler götüren bir tarikatı görebilirsiniz, böyle yorumlayabilirsiniz. Ama Türkiye'nin real politiğinde şunu biliyoruz, yani Ankara'da yaşayan insanlar, Melik Yiğitel'de birçok insanda, Hulki Hocam da herhalde biliyordur, duyuyoruz yani. Belli bakanlıklarda belli cemaatlerin, tarikatların ağırlığı, bu konuyu çalışan, bu sosyolojiyi bilen bir insan değilim ama duyuyoruz, biliyoruz yani ağırlıkları oldukları, referanslarıyla işe girme imkanlarının olduğunun, tayin imkanlarının kolay olabileceğini vesaire vesaire. Şimdi siz böyle bir alanı bir bütün olarak, yani şunu diyebilirsiniz iktidar olarak, yani ya bu bizim sosyolojimiz de dolayısıyla biz bunlara alan açarız. Çünkü Türkiye'nin bir toplumsal formasyonun değişmesi gerekiyor. Yani kendi kitlemizi, kendi tabanımızı yaratmak gibi bir çaba içerisinde olalım diyebilirsiniz. Ama bu Türkiye'nin laik devlet olma niteliğiyle örtüşen bir şey değildir. Bunun altını çizmek gerekiyor.